Fotosentez konusu 3. teste başlıyoruz. Bitkilerde gerçekleşen fotoliz ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Fotoliz dediğimiz şey Hill reaksiyonu. Kloroplastın granalarında gerçekleşir. Işık enerjisiyle su iyonlarına ayrışır. Burada bir enzim faaliyeti vardır elbette. Cevap E seçeneği olur. ATP sentaz olaylarından hangilerini yapabilir? ATP sentaz bir enzim. Hocam normalde mesela şu şekilde ya tilakoid zarın üzerinde ya da mitokondrinin şu şekilde kristası üzerinde matrikse ve stromaya doğru şu şekilde belirtelim bulunur. Ve ADP'ye fosfat ekleyerek ATP sentezler tilakoid zara fosfolipit ekleme gibi bir görevi yok hocam. Bu başka enzimlerin görevi. Protonları stromaya gönderir. Evet hocam tilakoid boşluk içerisindekileri stromaya başka bir ifadede mitokondrinin zarlar arası bölgesindekinde matrikse doğru aktarır hocam. Cevap 1 ve 3 olur. Kalbin çemberinde tepkimelerinden hangileri gerçekleştirilir? Burası ışıktan bağımsız evre. O zaman hocam burada besin sentezleniyor. Karbondioksit üzerinden işte PGA ve PEGAL yani fosfogliserik asit ve fosfogliser sentezleniyor. Hocam bu PEGAL'i bileceksin çünkü PEGAL üzerinden besin sentezlenir. Fotoliz aydınlık evrede, fosforilasyon enerji üretimi mantığı aydınlık evrede olur. Cevap yalnız bir olur. Soru programı arkadaşlar şunu şuraya kesip atmış da şu şurada olacak. Yani 6 karbondioksit 12 h 2 bu kitapta tabii ki böyle değil. Bu programdan kaynaklı bir şey. Şöyle artı 6O2 hocam şunu şöyle aşağı alalım. Buraya. Artı 6 su tamam. Şimdi burası ışık enerjisi ve klorofil. Karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanır doğru bir ifade. Açığa çıkan sudaki hidrojen bu atmosferden gelir. Hocam ne yaptın? Yani burada hidrojen besine ve suyun yapısına katılır. Işık enerjisi ATP sentezi için kullanılır. Evet biz de ona fotofosforilasyon diyoruz. Cevabımız D seçeneği olur. Fotosentetik bir ökaryot canlı ile fotosentetik bir prokaryot canlıda hangileri ortak olarak bulunur? Bir kere ışığı soğuran pigment olacak. Soğuracak ve enerjisiyle fosforilasyon yapacak. Kloroplast. Hocam prokaryotlarda kloroplast da olmaz. Bakteride nerede bu kloroplast? Ya da hücre zarı evrenseldir bunu da bileceğim. Cevap 1 ve 3 olur. Hücre zarı, sitoplazma, ribozom bunu evrensel olarak kabul edeceksin zaten. Hangisi fotosentez oranını etki eden çevresel faktörlerden biri değildir? Buna benzer bir şey çözmüştük. Bakın çevre, 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 çevre. Kutikula kalınlığı genetik faktördür. Kutikula epidermisin salgıladığı su kaybını minimuma indiren apolar bir maddedir. Minimum kuralı olaylarından hangileriyle ilgilidir? Topraktaki en az minerale göre fotosentez oranının belirlenmesiyle ilgilidir. Doğrudan budur arkadaşlar. Diğerleri şık doldurmadır. Benim çikolatalı pasta olayı aklınıza gelecek. Hani kime göre pasta yaparsın? 10 kilo un veriyorum sana yarım kilo şeker veriyorum. Hocam az olana göre. E ben bunu kimyadan da biliyorum ki artan azalan tepkimelerinden az olan belirleyicidir. Dolayısıyla siz burada toprakta en az mineral neyse diğerlerinden istediğiniz kadar koyun. O bittiğinde fotosentez sınırlanacaktır. Kalbin çemberinde moleküllerinden hangilerinin sentezi için azota ihtiyaç duyulabilir? Neden duyulabilir denmiş biliyor musunuz? Çünkü bütün vitaminlerde azot yok. Bazılarında var. Aminoasitlerde amin grubu, amino grubu var şu şekilde NH2. Adenin azotlu organik baz cevap E seçeneği olur. Fotosentezde parçalanan su ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi ben bu suyu fotolizle enzimatik bir reaksiyon, elektron, proton ve oksijene ayırıyorum. Atmosfer için oksijen kaynağı oluyor. Klorofil için elektron kaynağı oluyor. Çünkü klorofil elektron kaybedip yükseltgeniyor. Buradan tekrar elektron olarak o açığı kapatmış oluyorsunuz. Besin içinde hidrojen kaynağı şöyle yapalım. NADPH ürettin. Bu nereye gitti? Calvin evresine, Calvin döngüsüne gitti ve besinin yapısına katıldı. Öyleyse cevap E seçeneği oldu. Fotosforylasyonla ilgili hangileri doğrudur? Elbette ki ışıklı evrede meydana gelir. Kalbin döngüsü için gereklidir çünkü Işıklı evre ATP üretir, NADP indirgenip, indirgeyip indirgenip NADPH üretir ve bunu Calvin döngüsüne gönderir. Foton enerjisinden faydalanır. Yani ışık enerjisinden faydalanır. Klorofil bu sayede elektron koparılır oradan, yükseltgenir ve sonrasında o elektron döner dolaşır, zayıflamış halde mesela klorofile dönebilir ya da başka bir kaynaktan klorofile gelebilir su gibi. Van Helmont 2,5 kilogram ağırlığındaki bir söğüt fidanını 90 kilogram ağırlığındaki toprağa dikmiş. Daha sonra 5 yıl boyunca periyodik olarak sulayıp fidanın büyüyerek ağaca dönüşmesini sağlamış. Helmont bitkideki ağırlık artışının hangi faktörden kaynaklandığını bulmak için ağacı tartmış ve ağacın 84,5 kilogram geldiğini tespit etmiş. Yani 2,5 kilogramlık bir söğüt fidanı 84,5 kilogram olmuş. Toprağı da aynı şekilde tartmış ve toprağın ağırlığının sadece 0.6 kilogram azaldığını görmüş. Hocam toprağa baktığında aslında 90 kilogramdı değil mi o? Ama 0.6 kilogram azalmış. Demek ki topraktan öyle çok da büyük bir şey almamış. Ama Helmont merak ediyor bu ağırlık artışının sebebi ne? Hocam bak fidan ağırlığın artmasına rağmen toprak neden çok azalmamış? Çünkü bir kere karbondioksit atmosferden alır bitki. E bir de sen dışarıdan sulamışsın. Suyu da dışarıdan vermişsin. Bitkide fotosentezin 24 saat boyunca gerçekleşmemesi durumu arkadaşlar bu olayla bağlantılı bir şey değil. Ha deseydi ki hocam bitki ağırlık kaybediyor vesaire o zaman derdim ki bak işte fotosentez 24 saat olmuyor ama solunum 24 saat oluyor. Ama bu ağırlık kaybetmesiyle değil, kazanmasıyla alakalı bir durum. Ve ben bu ağırlığı nereden kazanmış onu merak ediyorum. Dolayısıyla cevabım 1 ve 2 olur.